Herkese selam arkadaşlar. Bugün kanalımızın yeni serisi Dealer's Life'la karşınızdayım. Daha önce yayınlarda oynama fırsatı bulmuştum. Bugün de video serisine başlayıp kanala yeni bir video serisi olarak atmak istiyorum. Günde 2 video gelmeye başlayacak. Zamanında Super Meat Boy oynarken, Punch Club oynarken yaptığım gibi yine günde 2 video ile karşınızda olacağım. Beni sevenlerin izleyeceği seriler bunlar, biliyorsunuz. Yoksa önerileceğini zannetmiyorum. Eğer sizler beğeniyorsanız şimdiden beğeni atabilirsiniz. Şimdi hemen adımızı yazalım. Oyuna başlarken de size bilgileri vermeye başlayacağım. Oyun ucuza al pahalıya sat oyunu diyebilirim. Amerika'daki rehinci dükkanları düşünebilirsiniz. İnsanlar ürünlerini getiriyor, bize pahalıya satıyoruz. Şimdilik en basit mantığıyla bu şekilde anlatabilirim. Dağıttım seviyeleri de ve oyuna başlıyorum. Burası benim mekanım. Bize burada günlük haberler gelecek sürekli. Ve biz de dükkanımıza elemanlar alacağız. Oyuna başlarken bize verdiği bazı ürünler var. En azından başlangıç parası yapalım diye ve 10.000 dolar da para vermiş. Elimden geldiğince hepsini göstererek, anlatarak oynayacağım. Dükkanımızı geliştirmemiz lazım. Dükkan geliştirdikçe hem envanter boyutumuz artıyor hem de şöhret boyutumuz artıyor. Seviyemiz arttıkça oyunda ilerlemiş oluyoruz ve daha kaliteli müşteriler geliyor, daha pahalı ürünler geliyor. Oynadıkça göreceksiniz zaten. İlk günümüzü dükkanımızı açalım ve başlayalım. Dediğim gibi ben bu oyunu daha önceden oynadım. Çok güzel bir oyun, sizlere de net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi insanların psikolojik özelliklerini görmek için bilgili, sezgimizin yüksek olması lazım ki insanları tanıyalım. Şu anda sezgimiz düşük diye göremiyoruz. 225 dolarlık bir ürünümüz varmış. 350 dolar veriyor. 400 dolar diyelim mesela. 375'i alırım diyor. Direkt gönderdim. Ve bu da Randall Tombs denen bir adam. Yan dükkanın sahibi. Diyor ki şöhret seviyen o kadar düşük ki kimse seni tanımıyor. Ve eminim hani herhangi bir şey yapamayacaksın. Eziğin teki gibi kalacaksın. Biz de bahse giriyoruz onunla. Seviyemizi arttırdıkça ona farklı bahislerde kazanma şansı kazanacağız. Şimdi psikolojik özellikler. Aç gözlü -3 demek bu adam hiç aç gözlü değil demek. Bu adamın verdiği fiyatın doğru bir fiyat olduğuna güvenebiliriz. Ya da hatta daha pahalı bile veriyor olabilir. Ama aç gözlü 3 olsaydı bu adam bizi öldürmeye çalışıyor. Bizden ürünü bedavaya almaya çalışıyor diyebilirdik. Şimdi biz bu ürünün tahmini değerini bilmiyoruz. O yüzden şimdilik bu adamı yollayacağım. Ürünü çok şeye göndermek, dandik fiyattan göndermek istemiyorum. Mesela 315 dolarlık bir şapkamız var. 500 dolara Aa, 500 dolara almışım. Bak ilk hatamı yaptım. 350 dolarlık şey 500 dolar verdim. Neyse böyle hatalar olur. Satıyorum zannettim, alıyormuşum. İkinci güne geçtik şimdi. Bir maske varmış elimizde. Adam koleksiyoncuymuş. Koleksiyoncular ürünlere iyi fiyat verebiliyor. 850 dolar demek ki ürün için pahalıydı. 2200 dolarlık bir bazukamız var. 3500 dolar isteyelim. Ve kabul etti. Direkt oradan 1300 dolar kâr ettik ve 13.375 yaptık. Şimdi bir tamirci işe alıyorum. Oyunda tamirci en önemli şey. Neden? Özellikle böyle efsanevi ve tahmini durumu çok kötü olan ürünler geldiğinde tamir ettiriyorsunuz bu ürünleri. Ve değeri bir anda artabiliyor. Şimdi bu yeşil ürünler için yapmayacağım, tamir ettirmeyeceğim. Ama elime güzel ürünler geldikçe onları tamir ettirip onun üzerinden deli kâr etmeye çalışacağım. Şimdi bu ürünün fiyatını bilmiyorduk. 350 dolar diyelim. Elimde fiyatını bilmediğim ürünler çok kalsın istemiyorum. Gereksiz kalabalık yapmasın. Bunu az önce 500 dolar vermiştik. 500 doları geri satayım direkt. Elimizden zararı ürün kalkmış olsun. Buna da 500 dolar diyelim. Küpeyi de gönderdik direkt. Belki ucuza satıyorsun abi, daha pahalıya satabilirsin diyen arkadaşlar olacaktır. Ama zaten amacım hani başlarda küçük küçük karlar etmek. Deli karlar daha sonra gelecek. Krampon satıyor. 530 dolarmış. 465 dolara alalım. Nasıl olsa 600 dolara falan satarız. Hem ürün çeşitliliği olsun. Alacakmış benden bu ürünü. 650 dolar diyelim. 650 dolara aldım yine. Yine hata yaptım. Pardon. Bundan sonrakilere dikkat edeceğim. Başlangıçta biraz patladık. Bu arada videoyu şimdiden izliyorsanız hepiniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız çok önemli. Bence 1000 dolar eder diyor. 650 dolar diyeceğim. 800 dolar diyeceğim. Tamam, 910'u alalım, tamir ettiririz onu. Evet bak, aldığım kramponu şimdiden güzel fiyata satıyorum. Neredeyse 2 katı kâr ettik. Şimdi tamircime geldim. Ve bu ürünü tamir ettirdim. 6 gün devamı çekmiş ve 972 dolar daha vereceğim. Ama ürünün değeri az sonra göreceğiniz gibi katlanacak. Şöyle 5000-6000 dolarlık ürünler geldiğinde paramızı katlamaya başlayacağız. Şimdilik çok ucuz ürünler bunlar. Bunları da gönderelim artık, o kadar da değil. Böyle 90 dolarlık 70 dolarlık ürünlerle de uğraşmayalım. 7 günde bir dükkana kira parası ödüyorsunuz.
Ve dükkanımız kötü olduğu için çok da müşteri gelmiyor gördüğünüz gibi. İyi para vermiyordu. 3000 dolardan aşağıya satmam bunu. Gönderelim. 630 dolar. Kira parasını ödedik. Şimdi buradan istersek yeteneklerimize verebiliyoruz. 3 tane yeteneğimize verdiğimizde bir level atlayacağız. Ama paramı bitirmek istemiyorum. En azından 15.000 dolara geçersek o yeteneklere verip bir level atlayabilirim. Şimdi 10.000'lik falan ürün gelir alamayız. Bunu gönder direkt. Çok hızlı oynadığımı düşünen varsa da hani elimden gelince yavaş oynamaya çalışıyorum. Ama hani ben okuyorum, ben okuyabiliyorsam siz de okuma fırsatı buluyorsunuzdur zaten. Sıkıntı olmuyordur. Bak bunun bilgi seviyesi de var. Eğer ürün hakkında bilgiliyse ve açgözlü değilse ürünün gerçek değeri bu diyebiliyorsunuz. Neyse 166 doları alalım. Belki 500'e falan satarız. Aradan bir 400 dolar kar edip neredeyse kirayı çıkartırız. Oyun başlangıçta yavaş ilerliyor. Çünkü seviye atlamanı istiyor sizin. Bir gün daha gelsin. Eğer bir gün daha güzel bir ürün gelmezse direkt seviyelerimi arttıracağım bir. Çünkü çok fazla düşük ürünle uğraşmak istemiyorum. Yine kötü ürün geldi. Şunu 3000'e satabilir miyiz? Tamam 3000'e sattık 2000 dolarlık ürünümüzü ve 14.000 dolar yaptık. Bu arada bakın 4170 dolar ekledi ürünün değerine, gördünüz mü? Sadece 600 dolara. Şimdi karizmaya 1 puan verdim. Sezgiye 1 puan verdim. Şansa 1 puan verdim ve acemi seviyesine yükseldim. Bu sayede ne olacak? Artık dükkanıma daha fazla insan gelmeye başlayacak. Ayrıca az önce Randall'la girdiğim iddiayı da kazanmış oldum. 5100 dolarlık ürünüme teklif geldi. 7500 dolar isteyelim. Aa, sahte ürün almışım. Ve şeytan seviyem arttı. O ne demek arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Oyunda iyi ya da kötü olabiliyorsunuz. Şeytan seviyesi demek hani kötüye hizmet ettiğiniz, insanlara fake ürün satmaya çalıştığınız anlamına geliyor. Az önce fake ürün satmaya çalışmışız. Bakın şöyle seviyem arttığı için de iddiayı kazandım. Bir seviyeye daha atlayamazsın diyor. Böyle sürekli iddiaya gireceğiz onunla. Oyun seviyeni geliştirmek için sana böyle bir hedef koymuş. Şimdi fake üründe ne yapmamız lazım? Fake ürünü insanlara satabilmek için teklif gelen fiyata direkt yollamak lazım. Tamam bir daha bahse girdik gördüğünüz gibi. Teklif gelen fiyata direkt satıp yollayacaksın. Yine şeytan seviyen artacak. Böyle suç seviyen artacak. Ama satmış olacaksın en azından. Elden çıkartacaksın. O sayede kârını edeceksin. Peki iyilik seviyen nasıl artıyor? Fake ürünleri polise falan teslim edersen. Bak bu fake'ti mesela. Bunu satmayacağım şimdi. Neden biliyor musunuz? Çünkü onun teklif vermesini istiyorum. Ben bir teklif verdiğimde diyecek ki ürün fake. Onu yapmasın diye. Bana teklif veren birini bekleyeceğim o ürün için. Bu arada şu üründen de 580 dolar kar etmişiz. Açık artırma mantığı var. Harika. Oraya da geleceğiz birazdan. Açık artırmadan da çok çok güzel ürünler alacağız. Üçüncü haftaya geçtik bu arada. Bir Thor çekici geldi. Hammer geldi. Beni kazıklamaya çalışıyordu. Direkt gönderdim. Şimdi açık artırmada al. Bakın açık artırmada ürünler var. 5300 dolarlık bir ürün. Girdim açık artırmaya. Maksimum 5300 dolar falan vereceğiz. Daha fazla vermeyeceğiz. Kazıklanmamak için. Ben bunu alırsam nasıl bir güzelliği olur? Tamircim var. Direkt tamirciye veririm. Ürünü tamir eder. Çok da güzel fiyattan bana geri verir. Bunlara param yetmiyor. Yoksa çok kötü ürünler daha da iyi bizim için. Tamir ettiğimizde daha da değerlenebilir. Şimdi 1950 dolarda buna verdik. Sadece 410 dolarım kaldı. 5 gün sonra 10 ürünün değeri anlaşılacak. Böyle ürün alamayız. Şu elimizdekileri çıkartmamız lazım yeni ürün almak için. Gönder. O da ürüne geldi. Gönder. Bu almaya çalışıyor. 640, 750 dolar diyelim. Değerini bilmiyoruz. Gönderelim. En azından kiramızı ödeyebilelim. Eğer hiçbir şey satamazsak o süreçte. Eğer kiranızı ödeyemezseniz ve sıfıra düşerseniz o ise 3 kere bankadan 10.000 dolarlık kredi veriyor. Bu çok kötü teklif vermiş bu arada. O sayede oyun biraz daha dayanmanızı sağlıyor yani. Gitsin. Zaten çok düşük kalite bir ürün. Çok da bizim için önemli değil. Şu ürünün en az 10.000 dolar değerine geleceğini düşünüyorum bu arada. Satmaya çalışırken 10.000 dolardan fazla bir fiyata elden çıkartırız. 2 katından fazla kar ettik. Güzel bir kılıç geldi ama bunun değeri pek bir şey değildir. O yüzden uğraşmıyorum bile. Ve şunu da 800 dolardan elden çıkartalım. Bu da gitmiş olsun. Elimizdeki
Kalitesiz ürünleri çıkarttık. İkisi de değerli. 5000 dolardan fazla paraya gidecek ürünler. Eğer güzel bir teklif gelirse. Ne bu? Golden Gate Köprüsü gelmiş. Çok güzel ürünler gelmeye başladı yavaş yavaş. Bu adam açgözlü değil ve bilgisiz. Demek ki ürünü aslında ucuza satıyor diye düşünüyorum. Ama alamadık. Çok da fazla veremiyorum dediğim gibi. Eğer diğerlerini satamazsam çünkü kirayı ödeyemem. Ve bu beni çok zora sokar. Bu yüzden de zorlamıyorum. 670 dolar, 500 dolar verelim. Ve oyunda yeni bir şey daha var. Mafya. Bakın mafya dükkanıma geldi. Dekor güzel diyor. Sizin için ne yapabilirim falan diyorum. Yıkılması bayağı yazık olurdu. Yani beni tehdit ediyor. Burası pek iyi bir mahalle değil. Biraz para ver gideyim diyor. Ben hiç sanmıyorum diyeceğim. Polisi arıyorum diyeceğim. Ve dükkandan mafyayı göndereceğim. Yapmam gereken bir iş vardı deyip gidiyor. Ama tabii bu sabah zavallı yaşlı bir kadına karşıya geçmesi için yardım ettin. Polis memuru yakınlarda olup yaptığını görmesi tesadüfte itibar değerin arttı. Çok güzel ve 11.900 dolar ekledi. 17.200 dolar basic değeri var yani. Ve bu sayede onu sattığımızda en az 25.000 falan kazanacağız. Güzel bir parayla gelen adam olursa anlayın ki o ürüne teklif geliyor. 1.000 dolar diyelim. Sattık. Fake ürünü direkt elimden çıkarttım. Gördünüz mü? 5700'e direkt elimden çıkarttım. Kafam rahat. 7900 dolar param oldu. Yeni dükkanlara geçebilirim. İtibarım şüpheli kısmına düşmüş artık. Bunları geliştirebilmek için 8000 dolar para lazım. Yeni kiralık dükkanlarda tabii birbirinden farklı, birbirinden değerli dükkanlar var. Henüz erken. Şu ürünü elden çıkarttıktan sonra bakabiliriz yeni dükkanlar için. 17.200 dolar bu. En az 25.000 dolar isteyeceğim. Bu adam bizi kazıklamaya çalışıyor. Gönderelim. Bir halı geldi ama değeri çok kötü. Direkt gönderiyorum. 100 dolarlık ürünler için falan uğraşmam. Tombala oynamışız. Ve tombala da kaybetmişiz yeğenimize. Para gitmiş. Bakalım. Bugün ürünü elden çıkartabiliyor muyuz kuru kafayı? Bunu gönder. Küpten bir şey olmaz. Joystick geldi. 120 dolar. Basketbol topu 99 dolar. Dükkanı değiştirmemiz o yüzden önemli. Daha kaliteli müşteriler gelmesi için, daha çok müşteri gelmesi için. Atıyorum bak günde bir tane müşteri geldi, anladınız mı? Bu iyi değil ama çok güzel parayla geldi. 15 bin dolar. Değerini biliyor. 25 bin isteyeceğim. 22 bin. En düşük 22 bine düşerim. Çünkü illa ki pek değerini bilmeyen biri gelir. Ona satarız. Acelemiz yok. Açık artırmada al. 7 bin dolarım var. Çok kötü ürünü alayım, tamir ettiririm en kötü. Üstüne bir 2000 dolar daha ekleriz. Tamircinin ne kadar önemli olduğunu oyunun başından itibaren görüyorsunuz. Size paranızı katlama şansı tanıyor tamirci. Arda arda teklifler ben veriyorum. Onlar teklif veriyor. Bir de isimleri görüyorsunuz. Jerome Hilfiger, Guilfoyle falan böyle gerçek hayatta olan insanların fake isimlerini koymuşlar. Biraz değerinden fazla verdim. Farkındayım. Ama en azından eminiz ki bu ürün zaten daha pahalıya gidecek. Şunu da almaya çalışacağım. Maksimum 1500 dolar falan verip. Şuna bakalım. Çok değersizmiş. Buna da verelim. 2000 dolara satacağım. Bunu kesin mesela. 600 dolar karı koyarız. Güzel. Şimdi tamirciye gidelim. 2430 dolar verdik. Tamir ettiriyoruz. Elimizdeki ürünlerden birkaçını satmamız gerekebilir. Yoksa dükkana kirayı ödeyemeyebiliriz. Elinde çantasıyla geldi. Tahmini değeri 1420 dolar. 2000 dolar dedim. Direkt yolladım. Tertemiz iki kat kar. Mis gibi. Yeni güne geçelim. Şu ürünü elimden çıkarttığımda biraz daha artık farklı mekanlara doğru geçebileceğiz. Ama en değerli ürünüm o ve satılması gerekiyor. Bu kuru kafayı bir koleksiyoncunun gelip alması gerekiyor benden. Kılıç geldi. 1400 dolar. 1000 dolar verelim. 2000'e satarız. Plak geldi. 500 dolar diyorum. Yok, çok uğraşmayacağım. Böyle 50 dolar 60 dolar. Bugün eşyalarından birini rafa yerleştirirken düşürdüm. En değerli ürünümüzü yere düşürmüşüz. Ve değeri düştü. 17 bin dolardı. 11 bin dolara düştü değeri. Satamadık. Yere düşürdük. Ürünün değeri gitti. Gönder bunu. Randall bize laf atıyor.
Eline asla epik bir eşya geçemeyecek diyor Randall. Dalga geçiyor bizimle. Bakalım geçecek mi? Aa, 18.000 yazmadım mı ben? 14.600'e sattık. 2 kat kârı da sattık. Beklediğimden biraz düşük bir kâr oldu. Ben 18.000 yazdığıma emin gibiyim ama olmadı nedense. Devam edelim. Bakalım elime düzgün bir dükkan geçerse o dükkana geçeriz. Tamir edebileceğimiz güzel ürün lazım bize şu anda. 1400 dolarmış. 1260 dolara aldım. Onu da 2500'e satar. 2 kat kârımız ederiz. Açık arttırmada güzel ürün lazım. Böyle 10 bin dolarlık falan bir kötü ürün bulsak, tamir etsek oradan da 25 bin dolar kazanırız. Bakın Overwatch'ta Bracer yazıyor. Tracer normalde biliyorsunuz bu karakteri. Lionel Mount teklif yolladı. Lionel Messi ile Mason Mount'u birleştirmişler. Valentin Tolkien, bunu da J.R. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı. Atina Akropolisi'nin bir maketi. Onu da aldık. Bunu da alırsam bütün ürünleri almış olacağım. Ve dükkanımızı çeşitlendirmiş olacağız. 1000 dolar, 1000 dolar, 1500 dolar, 1500 dolar böylece kâr edeceğiz. Son teklifim de bu. Daha fazla vermeyeceğim. Yok. Zaten artırmaya devam ediyorlardı. 3000 dolarlık dükkana geçmek istemiyorum. O da çok küçük bir upgrade olur yani. O kadar küçük bir işlem için uğraşmayalım. 15.000 dolarlık falan böyle artı 2 artı 3 yetenek verecek bir dükkana geçelim. 1680'miş tahmini değeri. 2500'e satarım. Direkt gönderdim. 9.000 dolar para oldu ve bu arada eski gümüş heykelciye bayağı değer ekledi tamircimiz. Şimdi bir de şuna değer eklesin. Elimizde şu anda toplam 30 bin 35 bin dolarlık bence ürün var. Sattığımızda yani bu şekil gelebilir. Bu adamın nasıl bir adam olduğunu bilmiyoruz. 4000 dolar diyelim. Gönderdik. Ne kadar kâr ettim bilmiyorum. Kazıklanmış olabilirim. Yani daha fazla kâr edebilirdim. Kazıklanmam da. Bundan da 4000 kazandım. 15.000 dolar para oldu. Bu ürün güzel bir ürün. 20.000 dolar diyeceğim buna. Hadi 19.000 diyelim. 17.000 son kararım diyor. Tamam. 17.000'e satalım. Neredeyse aldığımızın 4 katı. Ve 32.000 dolar paramız oldu. Üstüne üstlük şu ürünler ve tamir edilen bir ürün 40.000 dolarlık bir paramız var diyebilirim. Yeni dükkana geçebiliriz demek oluyor bu da. Artık elime güzel bir dükkan geldiğinde oraya geçerim. Tracer, bilgisi adamı sıfır açgözlülüğünü bilmiyoruz. 6.000 dolar diyelim. Adam direkt gitti. Çok fazla istemişim. Onun söylediğine göre. Devam edelim oyunumuza. Dükkan bakalım 6 milyon dolarlık. Bu arada yeni dükkana geçtiğimde yeni işçi de alabileceğim. Bilirkişi ürünlerin saati olup olmadığını ya da normal değerinin kaç olduğunu bana anlatacak. Şimdi şu ürünü almak istiyorum. Neden? Biliyorsunuz Randall'la bir iddiaya girdik. Asla epik bir ürün alamazsın dedi. Umarım kazıklanmamışımdır ama şu an epik ürün almış oldum. Bu ne işe yarayacak? Randall'la iddiamı kazanmış olacağım. Randall birazdan gelecek diyecek ki aa epik ürün almışsın. Ha yani normalde almamışsın diyecek ama bak diyeceğiz biz göstereceğiz. O zaman şok olacak. Bak. Ve bahsi kazandık. Bir dahakine zafer benim olacak falan dedi. Böylece 3000 dolar da cebe koymuş olduk. Böyle böyle farklı iddialar ve farklı elemanlarla farklı uğraşlar. Seviyemiz arttığında depodana çıkarttırmaya da girebileceğiz. Bu yüzden çırak seviyesine bir an önce çıkmam lazım. Bu da ne sayede olacak? Ya dükkan değiştireceğiz ya özellik vereceğiz. Şimdi bu ürünün değerini bilmiyoruz ama adam çok açgözlü bir adam değil. 2500 dolar verelim. Alalım. Tamir ettiririz. Harry Potter posteri geldi. Ama 1000 dolar çok fazla artık beni doyurmuyor. Daha pahalı ürünler için uğraşacağım. 2200 dolar diyelim. Tamam 2150'ye anlaştık. Adam bayağı pazarlık etti. Gözlüğü gönderelim. Güzel paramız var. Kiralık dükkan daha iyisi gelsin diye bekliyorum. Bu arada bu videolar 20 ile 30 dakika arası videolar olacak. Haberiniz olsun. Ve Epic ürünü de zaten gayet güzel fiyattan almışız. Hem iddia kazandırdı bize hem de 2500 dolara yakın para kazandırdı. Ürünü satayım diyordum. Pardon tamir ettireyim diyordum. Gerek kalmayacak sanırım. Tam iki katında.
Tamam, iki katından bir tık fazla satmış olduk. 41 bin dolar paramız var şimdi. Açık artırmaya girelim bakalım. Gitarda uğraşmayalım. Bununla da uğraşmayalım. Ne bu ya? Çok kötü ürünler gelmiş. Neyse şunu alalım da bari en azından tamir ettiririz. 2000-3000 dolar üstüne değer eklenir. Ürünler çok kötüydü. Şimdi 30 bin dolarlık çok kötü bir ürün gelse tamir ettirsek onu çok daha fena olurdu. Mesela bizim aldığımız yıldız, bir yıldız tamirci aldık. 3 yıldız tamirci alsak çok daha büyük değerler ekliyor. Ama haftalık atıyorum 15 bin dolar para vermen gerekiyor adamlara. O atıyorum 1 milyon dolar kazandıktan sonraki olaylar. Oralara daha sonra geliriz. Hadi Tracer'ı tamir ettirelim. Bir gün sonra bence güzel bir dükkan gelir. Onu da artık alıp yeni dükkanımıza çalışmaya başlarız. Kamera geldi, yollayalım. Altın bir para geldi, 2300 dolarmış. 1500 dolar verebilirim. Aldık. 3000'e satmaya çalışacağım gene onu. Bu ürünü gönderdim. Bakalım dükkanımız gelmiş mi? Gelmiş. Süper. İyi tahmin. Artı 3 şöhret puanı ekleyecek. Artı 2 çalışma alanı ekleyecek. Yani dükkana daha fazla ürün koyabileceğim. Maksimum müşteriyi arttırmıyor ama şöhret puanımı sayesinde çırak seviyesine yükseldim. Çırak seviyesine yükseldiğim için yani ne artım olacak? Artık depodan açık arttırmalara girebileceğim. Oyunda yeni bir içeriği daha açmış olduk. Onu da az sonra zaten hep beraber görürüz. Tabii daha da değerli ürünler gelmeye başlayacak gördüğünüz gibi. 4500 dolara aldım. 9100 dolarlık ürünü. Bu çok iyi. Bunu direkt 4000'e kapatacağım. Gitmesini istemiyorum. Tamir ettiririm çünkü. İki tane güzel ürün direkt aldım. Şimdi bana bilir kişi lazım. Çünkü değerli ürünler gelmeye başlıyor. Kazıklanmak istemiyorum. Bilir kişiye soracağım. Diyeceğim ki bu ürün fake mi değil mi, o da bana söyleyecek. Fake olup olmadığını. Amacımız bu. Bilir kişi, bir yıldız. Aldım işe. Bundan sonra gelenlere nasıl bir işlem uygulayacağız? Açtım, open dedim. Müşteriler sıralanmaya başladı. Şimdi ilk olarak aldığımız ürün. 13 bin dolar diyelim buna. 12 bin dolar diyelim. 11 bu arada çok ucuz ya. 11.500 diyelim. Neyse gitsin. Zaten ucuza almaya çalıştı yani. Bu hiç iyi bir teklif değil. 12 diyelim. Bak gördünüz mü? Az önce 11'e satamadığımız ürün 12'ye sattık. Heh. Bilir kişiye sor. Eşyanın sahte olduğunu düşünüyor. Bak şimdi. Diyorum ki istersen. Bence bu sahte diyorum. Ve 900 dolar teklif etti ya. 400 dolara alabilirim. Yani onu sahte ürünü almak zorunda bırakıp çok ucuza kapatabilirim. İnsanları kazıklayabilirim. Ya da polisi arayıp itibarımı arttırabilirim. Atıyorum 1 milyon dolarlık bir üründe sahte ürün alıp insanları kazıklayabiliriz. Ama bu kadar düşük bir ürün için gerek yok. İtibarımızı arttıralım. İtibarın yüksekse oyunda polis sana yardım edebiliyor bazı konularda. Çünkü gördüğünüz gibi mafyalar dükkanı ziyaret edebiliyor. Yani iki taraflı oynamamız lazım. Oyunda sonra da diyebiliyorsunuz. İlerideki adam sana ne teklif edecek onu görüyorsun. Sonra bilir kişine sordurabiliyorsun ürünün değerine. Yeniden 28 bin dolar paramız oldu. Şimdi aksiyon figürünün de işlemi bitti. Yine çok güzel bir hal aldı. Şuna verelim. Ve depodan çıkarttırmaya girdik. Bakın bize 3 tane ürün gösteriyor. Üçü de mavi. Mavi ürünler çok kaliteli ürünler olmuyor. Bir katılalım bakalım. 25 bin dolar. Hayatta vermem. Çünkü oyunda yetenek seviyesi var. İşte atıyorum beyaz, yeşil, mavi, mor, turuncu diye devam ediyor. Mavi çok kaliteli ürünler değil. 25 bin dolar bence o ürünler için fazlaydı. O yüzden almadım. Ve 1650 dolar artık haftalık ödediğimizi de söyleyelim. Haftalık borcumuz arttı. Bir kişi daha alabiliyorum çalışan yanıma. Bütün çalışanların birbirinden farklı özelliği var. Onları da teker teker size gösteririm. Bu kadının özelliğini bilmiyoruz. 16 bin dolar dedim. Direkt kabul etti. Harika. 5 bin dolar. Pardon, 5 katı neredeyse kar ettik. 8 bin dolar diyelim. 7 bin dolar sondur bu arada. Daha düşmem. Tamam. 7 bine zaten her türlü başkasını satarız. Hatta tamirciye verelim onu. Tamirci tamir etsin. Tezgahtar ne işe yarıyormuş? Karizma artırıyormuş. Sahteçi ne işe yarıyormuş? Sahteçi hiçbir özelliği olmayan normal bir eşyayı çok değerli bir parçaya dönüştürebilir diyor. Yani alacağım ürünü insanlara deli gibi fiyata satabileceğim. Sahteci de işe yarayabilir. Ama tabii insanlar fark ederse sıkıntı. Şimdi 27 bin dolar normal değeri. 33 bin gösteriyordu bana. Gerçek değerini öğrenmiş oldum. 20 bin dolar diyelim. 20 bine aldık.
Simpson geldi. Sirk Bumpson. Bart Simpson geldi. Bunu da gönderelim. Tamam. Güzel. Bayağı iyi ürünler aldık. Bu sabah çok yavaş araba süren zavallı yaşlı bir kadına epey kötü bir söz söyledin. Polis şahit oldu. İtibar değerin azaldı. Hayda. Şimdi güzel bir sandık var. Eski bir sandık. Tahmini değerini bilmiyoruz. Ama 4 tane 5 tane teklif verdiğinde eğer alabiliyorsan çok kötü değil. İlla ki güzel bir fiyata almış oluyorsun. Bunu da kazandık. Oo bak bunu da kazanırsak güzel. Mass Effect video oyununun çakması. Mass Effect bu da. Dükkanı şu an ürünle doldurduk. Motor kaskını alamayacağız. Paramız yok. Bakın görüyorsunuz. Şu anda en az burada 60-70 bin dolarlık ürün var. Eğer işler yoluna giderse bir yere çarpıp falan kırmazsak ürünleri. 7500'e almışız bunu. 15 bin dolar diyelim. Kabul etmedi. İlla ki biri kabul eder. Bunu bayağı ucuza almışız. 7500'e sattım. Normalde tamir etsem daha iyi olacağını biliyorum. Ama tamircimizin de hani her yere uğraşamayacağını bildiğim için, şu an bir tane tamircim olduğunu bildiğim için diğer ürünleri elden çıkartalım. Daha güzel ürün gelir belki. Alamayız. Kötü olur yani. Randall bize laf atıyor gene. Efsanevi eşyam var. Sen asla efsanevi eşya sahibi olamayacaksın diyor. 17 bin dolarlık bir ürün. 13 bin dolarım var. Maksimum 10 bin dolar verebilirim buna. Hadi 13 bin dolar. Bütün paramı vereyim. Gitti. Efsanevi eşya görürsek çökmeye çalışacağız o eşyanın üstüne. İddiayı kazanabilmek için. Şimdi benden birkaç ürün alın. Şu masayı falan alın da. Param olsun ya. Sen bir sonra gel. Oo, bayağı iyi geldi. 20 bin dolar diyelim mi buna? Aa ben 20 bin dolar demiyor muyum? Niye böyle oldu gene? Ona bir dikkat etmem lazım. 10 bine de bunu sattık. 39 bin dolar oldu bile. 2400 dolarlık bir ürün. 1600'e isteyelim. Okey aldık bunu da. Yeniden 37 bin dolar param var. Eşyayı bitirdi ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bunu tamir ettirdim. Şimdi yeni seviyeye geçmek için 4 tane özellik arttırmam lazım. Bu da 36 bin dolar. Yok lan. 8 kere 4 çarpamadım. 32 bin dolar ediyor. Bütün paramı bitirmek istemiyorum bunun için. Şu masayı satarsam belki bir seviye daha atlayabiliriz. Hızlı bir şekilde bayağı kasmış oluruz çarımızı. Şimdi saat 1300 dolar. Artık bunlarla uğraşmıyoruz. Kendine müzisyen geldi. Gönderdik. Nasıl espri? Harika. Şimdi gene mavi ürünler. Mavi ürünlere girmek istemiyorum abi. Mavi ürünlere girmek istemiyorum. Sadece bir kişi geldi. O da en son çöpte bulduğu gitarı getirmiş. Bir tamirci daha alabilirim ama bu sefer aldığım tamirci 2 yıldız olacak mesela. Biraz parayı arttırmaya başladık nasıl olsa. Çalışanlarımıza yatırım yapabiliriz. Sen bir sonra gel. Parayla geldi. Tahmini değeri 8700. Buradan çok para çıkmayacaktır. 12 bin dolar diyelim. Yok. 1540 dolarlık bir ürün. Bunu da gönderdik. Bizi kazıklamaya çalışıyordu. 2 yıldız tamirci buldum da alacağım. Başkalarını da almak işe yarıyor biliyorum. Ama şu oyunu şu seviyesinde tamirci daha çok iş yapıyor sanki. Güzel parayla geldi ve bilgisi çok kötü. 50 bin dolar diyeceğim. 37 diyor. 45 bin dolara satalım en kötü. Yok, anlaşamadık. Ama daha da öldürmeye gerek yok. İki katına zaten satabiliyorum çoğu ürünü. O alacak diye ürünü öldürmeye gerek yok yani. Şu buzdolabını alalım. 12 bin dolar. Şu özel bir koleksiyonla bağlantısı varmış. Hemen tamircimize veririz. Tamircimiz buna en az 20 bin dolara falan çıkartır zaten. Ama teklif gitgide artıyor. Daha fazla para harcatmayın bana güzel. Sen ne kadarsın? Artık 2200 bile pahalı. Ay, dandik gelmeye başlıyor fiyat olarak. Uğraşasım gelmiyor. Şimdi gelin paraları getirin bana. Şu masayı alın artık benden mesela. 4500'e satalım. Kabul etti. Çanakla geldi. Oo, katana getirdi ama ürünün değeri düşük. İşi bitmiş, fiyatı bilinmiyor. 12.280 dolar maliyet yaptık o ürüne. En az 15-20 bin dolar olacaktır.
Şu anda elimde güzel ürünler var. En az 5000 dolar eder. En kötüsü dahi. Ama tabii teklif gelmesi lazım önce. Alasım yok ya artık. 2000 dolarlık ürünleri bile alasım yok. 2 yıldız bir türlü gelmedi. Bir gün daha oynayalım bak. Hatta bu haftayı bitirelim, sonra videoyu kapatalım. 30 dakika olmuş. Çok fazla geçmeyelim 30 dakikayı. Bu videoları paylaşmak istiyorum. Daha önce bu seriyi çektim, paylaşmadım. Yeniden çekiyorum. Silmiştim çünkü. Bu sefer paylaşmak istiyorum. Siz de izleyin istiyorum. Eğlene bunları gönder. Haftanın artık son 2 günü. Dükkanda boru patladı. Bütün eşyalarım daha kötü. Abi bu kötü ya. O kadar değerli ürünüm vardı. Şu an hepsi değerini en az 10 bin 20 bin dolar kaybetti toplamda. İyi değil. 12 bin dolara satamadık. Bunu gönder. Efsanevi ürün gelmiyor hiç. O iddiayı kazanabilmek için efsanevi ürün almam lazım ama bir türlü gelmedi. Aa bak bu sefer mor bir şeyler var ama tabii paramız yetmedi bu sefer de. Hala bir yıldız tamirci. Bu haftanın son günü. Ve çok dandik bir ürün geldi. Haftayı bitirdik. Bakalım kimse yok. Şu an ne durumdayız? Çırak seviyesindeyiz. 28 bin dolar paramız var. Şunu 10 bin dolara satsan, bunu 10 bin dolara satsan, bunu 25 bin dolara satsan, bunu da 25 bin dolara satsan, nereden baksanız 100 bin dolara yakın paramız olacak, ürünümüz var. 9. haftaya geldik. Yine ilerleyen günlerde devam edeceğim videoları çekmeye. Kendinize iyi bakın. Belki ben oturur çekerim bir video daha. Siz yarın ya da bu akşam tekrar izlersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.